Doktor Canan Kaynak. Canan, ben kendimi de tanıtayım. Ben Ahmet Öner Kurt, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yaklaşık işte 2017 yıldır Mersin'deyim. Canan da Antakya'dan Mersin'de okumuş. Buraların kokusunu, portakal çiçeğinin kokusunu almış. 97 Hacettepe Tıp Fakültesi'ne giriyor. Daha sonra bitirince Ankara'da bir sağlık ocağı deneyimi var bir yıl. Bir halk sağlığı uzmanı için hakikaten çok iyi. 99 yılında Marmara'yla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda savunma sekreterliği kriz merkezinde 1,5 yıl kadar çalışıyor. 2001 yılında 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlıyor. 2006'da bitiriyor uzmanlığı. Arkasından İzmir'de görev alıyor. İşte hastane acil polikliniğinde, sonra Balçova Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'nde, Balçova Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği ile Kentler Projesi'nde görev alıyor. Ve en son 2009 yılında İzmir Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi'nde göreve başlıyor. 2012 yılından itibaren de Çevre Sağlığı Şube Müdürü olarak hizmet ediyor. 2016 yılında Balçova TSM'ye geçiyor. Evli, bir erkek çocuk annesi. Halk sağlığında çevre sağlığına, çevre istatistiğine, coğrafi bilgi sistemleri ve tıp bilişimine ilgi duyuyor. Notlar arasında şunu görüyorum, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bu da benim aklıma bir soru getiriyor. İzmir'den katılan herkesin CV'sinde mutlaka olması gereken bir başlık var. Bu kişi Karşıyaka Sporu mu, Göztepe Sporu mu tutuyor? Bunu da aslında CV'de bilsek, paylaşsak sanırım çok iyi olurdu. O zaman çok uzatmayalım. Canan, 1,5'da bitireceğiz. Tamam. Konuşma sonrasında tartışmaya da zaman kalmasını isteriz. Dolayısıyla 45 dakika en fazla bir süremiz var. Çevresinim ki söyleyeceğin çok şey var. Çünkü söyleyeceğin şeyler kitabı bilgiler değil, sahadaki deneyimlerin. Konuştukça insanın konuşası geliyor. Onun da tahmin ediyorum farkında olduğunu. Onun da farkındayım. Söz sende, şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Herkiler. Bana bu olanağı sağladıkları için sevgili hazimlere ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Deneyim paylaşımı gerçekten benim için de çok kıymetli bir durum. Tabii başlığım biraz iddialı görünüyor ama aslında ben İzmir örneği üzerinden yaşadığım deneyimleri ve kazanımları paylaşmaya çalışacağım. Çünkü ülkemiz koşullarında her ilin biliyoruz ki koşulları çok farklı ve mevzuatın her ilde bir uygulanma ve yorumlanma şekli var. Ben İzmir'de bunu yaşadığım için şanslıyım diye düşünüyorum. Çünkü olanaklarım çok daha kuvvetliydi. Her yerde eşit olmayabilir bu. Bunu belirterek, çerçeveyi çizerek başlamak istiyorum. Şu an ilk girişi en sıcak gündemimizle yapmak istiyorum ben. Tabii bir Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak birleşme en önemli gündemimiz şu anda ve bunun hizmetlerimize yansıması tabii nasıl olacak diye. Tamam. Bizim için sıcak olan gündemden ilk başlamak istedim. Bu birleşme sonrasında TSM'ler fiilen kalktı diye tabii ki gündeme geldi. Ama son yönergemiz, en son çok çıkan yönergeyle gördük ki biraz daha karmaşık bir yapı tekrar ortama sunulmuş durumda. Buna göre şu anda İl Sağlık Müdürlükleri olacak, eski taşra teşkilatı yönetmeliğine bağlı olarak diyor. Bu durumda nüfusu 30 bin olan yerlerin üzerinde ilçe sağlık müdürlüğü olacak ve yönergede diyor ki ilçe sağlık müdürlüğü varsa burada TSM kurulamaz. Ancak ilçe sağlık müdürlüğünün olmadığı yerde TSM olacak diyor. Bizim için bunun kritik olan kısmı
Tabii ki personel dağılım cetveli tamam birleşme oldu. Belki de çok daha iyi olacak diye bekliyorduk. Ama personel dağılım cetveline baktığımızda personel anlamında çok da çevre sağlığı hizmeti olarak yeterli bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyorum. Tabii bunlar çok daha yeni paylaşımlar, yönerge yorumlanması ve uygulanması takiben daha farklı olabilir ama İzmir gibi büyük bir ilde ilçelerimizin nüfusu yoğun ve sıkta toplum sağlığı değil birçok yerimizde ilçe sağlık müdürlüğü olacak ve çevre sağlığı da biliyorsunuz sağlık çalışanlarının genelde en az eğitimi sırasında da en az üzerinde durulan konudur ve genelde hizmetler bu alanda eğitimi alan çevre sağlığı teknisyenleri tarafından yürütülür. İnsan gücü temel olarak çevre sağlığı teknisyenidir TSM'lerde. Baktığımızda ilçe sağlık müdürlüğünde 100 bin nüfusun altında hiç çevre sağlığı teknisyeni öngörülmezken öncesindeki kısımda da teknikerle birlikte toplam 2 kişilik bir iş gücü görüyoruz. Bu birazdan anlattığım konularda farkına varacaksınız ki şu an öngörülen kısıtlı hizmetlerle bile bu sayının yeterli olabilmesi hiç mümkün değil. Buna karşılık toplum kezlerinde öngörülen çevre sağlığı teknisyenleri sayısı personel dağılım cetvelinde çok daha gerçekçi ve olması gereken miktarda diyerek devam ediyorum. Ve hani merakla bekliyoruz uygulamada nasıl olacak yönerge. Çünkü henüz daha işsizlik hakim sahada. Dediğim gibi ben de çevre sağlığı konusunda aslında çalışmaya başlarken çok korkarak başladığım bir alan. Çünkü en az yetkin hissettiğim ve tıp eğitimini en az aldığım konu. Ama daha sonra tüm meslek hayatım boyunca en fazla donanım ve kazanımı bana bu alanın kazandırdığını düşünüyorum. Kısıtı var bu an. Bu anlamda kimyager yani çok ciddi meslek gruplarından oluşuyordu ve hepsi İzmir'in yine genel bir özelliği de kıdemli personelimiz ve çok deneyimlidir. Bu deneyimlerden çok fazla yararlandım. Hepsine bu anlamda çok minnettarım benimle yaptıkları paylaşımlar için. Böyle bir ortamda çalışarak çevre sağlığı konusunda hizmet sunmaya çalıştım. Çevre sağlığı deyince tabii ki bunun sınırları çok geniş. Hani bizim iç çevremiz dışında kalan her yer sonuçta ve biz halk sağlığı uzmanları olarak biliyoruz ki çevrede yapacağımız herhangi bir değişiklik bizim sağlığımızda akut ya da kronik ya da kısa vadede olumlu ya da olumsuz çok fazla neden olabilir. Her yaptığımız işin bir sağlık çıktısı olabileceğini öngörerek ve bilerek değerlendirmeler yapıyoruz. Bu anlamda aslında çevre sağlığı insan sağlığının ayrı bir parçası değil. Aslında çok iç içe. Ama alana gittiğinizde çalıştığınız kuruma bağlı olarak maalesef takım sınırlarınız oluyor. Bu geniş bakış açısından biraz daha kendinizi soyutlayarak daha kısıtlı bir alana indirgemeye çalışıyorsunuz. Benim en zor kabul ettiğim, en zor işselleştirdiğim durum buydu. Bu geniş bakış açısından daha dar alana kaymak. Eğer hukuksal problem yaşamak istemiyorsanız ama bu mutlaka yapmanız gereken bir şey. Yetki aşımı yaşamak istemiyorsanız ve bununla ilgili başınızın ağrımasını istemiyorsanız. Sağlık Bakanlığı da bir kamu kurumu olarak kendi mevzuatı çerçevesinde çevre konusuna katkıda bulunuyor bir takım hizmetlerle. Baktığımızda çevre sağlığı hizmetlerinin yıllar içerisinde kapsamının daralarak gittiğini görüyoruz. Belli meslek alanlarıyla ilgili profesyoneller ülkemizde yetişmeye başladıkça ve yine ilgili konularda özel bakanlıklar kurulmaya başladıkça bazı yetkilerin bizden bu ilgili bakanlıklara kaydığını görüyoruz. Ben çok bu anlamda olumsuz olduğunu düşünüyorum. Uygulamalarda olumsuzlukla karşılaşabiliyoruz ama artık bizim bu alanlardaki ilerlemelere yetecek teknik bilgimiz çünkü çok yeterli düzeyde değil diye düşünüyorum.
Baktığımızda örnek vermek gerekirse işte sağlık koruma bantları, gayri sıhhi müesseseler ve bunların sağlık koruma bantları ruhsatlamaları bizden yıllar önce çıktı. Gıdalar Tarım Bakanlığı'na geçti. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması ile Çevre Bakanlığı'nın emisyonlar, atıklar hepsi çevre şehirciliğe geçti. 2013 yılın gibi çok yakın bir dönemde bir takım tüketici ürünleri bizde olan kontrolü bizde olan tüketici ürünleri de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na aktarılmış oldu. Şu anda baktığımızda bu kapsam, tabii ben daha çok bilemiyorum ama tarihçede şu son döneme baktığımızda elimizde aslında çok kısıtlı sayıda başlık var. Kısıtlı görünüyor diyorum ama aslında bu işleri hakkıyla yapmaya çalıştığınızda da aslında oldukça yoğun iş yükü olan başlıklar bunlar. Her bir başlığın altından üzerinden geçeceğim ama en iki temel başlığımız sular ve biyosidal ürünler diye söyleyebilirim elimizde kalan konulardan. Sular, suyun dokunduğu her noktada Sağlık Bakanlığı var aslında. Her temas noktasında mutlaka bir denetim ve kontrol süreci var. Buna tükettiğimiz her türlü su, yüzme suları, havuz ve kaplıcalar da dahil. En temel su konusundaki düzenlememiz insan tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik. Bu konuda mutlaka her halk sağlıkçı tarafından bilinmesi, yakinen bilinmesi gerektiğini düşündüğüm bir yönetmelik. Ama tabii Sağlık Bakanlığı'nın kendi yönetmeliklerini bilmek çok yeterli olmuyor. Çünkü çözüm noktası aradığınızda diğer kurumların su ilgili mevzuatına herhangi bir uygunsuzluk durumunda hakim olmanız gerektiğinde mutlaka belirtmem gerek. O yüzden diğer kurumlara ait ve bizim yönetmeliğimizi destekleyecek diğer su ile ilgili mevzuatı da ve güncellemeleri de mutlaka yakinen takip etmek gerekiyor. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe baktığımızda benim önemsediğim birkaç nokta üzerinden gideceğim sadece. Örneğin bir şebeke tanımlaması var. Bu şebeke tanımlaması çok enteresandır ki bazen belediyeler tarafından bile bilinmiyor. Bizim bu ayrı bir şebekedir dediğimiz şeyler, anlaşmazlıklara düşebiliyoruz. Daha sonra yönetmeliği göstererek, tanımı göstererek onun ayrı bir şebeke olduğunu göstererek durumda kaldığımız çok sık oldu. Bu tanımı çok net öğretmek gerekiyor su temini hizmeti veren kişilere de. Dezenfeksiyonla ilgili düzenlemeler en önemsediğim kısımlardan. Özellikle son dönemde gerçekleşen değişiklikle birlikte dezenfeksiyon denirken artık bu dezenfeksiyonda kullanılan maddenin klor olması gerektiği bir zorunluluk olarak konuldu. Ve otomatik sistem olması gerektiği ki çok önemli bir düzenlemeydi bence. Bulunması gerektiği yerini aldı. Yönetmeliğimiz günlük ölçümleri öngörüyor. Bu alanda çalışıp bizim için erişilmesi açıkçası mümkün olmayan bir hedefti. Günlük ölçüm, hatta klorlanan bir sistemde günlük birden fazla ölçüme gereksinim var ama var olan durumda insan gücümüzü ve aracı düşündüğümüzde bu çok olası görünmüyor. İzmir ilinden bir ilçem, 114 tane köyü olan bir ve dağ köyleri ve çok dağınık köyleri olan bir ilçemiz var. Burada bir filo çıkartmanız lazım günlük olarak klor ölçümünü yaptırabilmek için, hem araç olarak hem insan gücü olarak. O yüzden çok mümkün görünmüyor. Burada telemetrik yöntemlerin, otomatik sistemlerin gündeme gelmesi çok önemli ki bakanlığımızda çeşitli toplantılarda bu konularda çalışma etmişti. Yine benim burada özellikle vurgulamak istediğim, bu yönetmelikte geçmiyor ama hani ben fırsat bulduğum her ortamda söylemeye çalışıyorum. Pek çok ilde, İzmir'de dahil, klor ölçümünde etken madde olarak ortotoldin kullanılıyor ve bunun acilen değiştirilmesi lazım ve DPD kullanan sistemlere geçilmesi lazım. Çünkü serbest klor ölçümü için çok uygun bir yöntem değil. Çeşitli handikapları var. Bunun apayrı bir tartışma konusu ama bu kadar bir hatırlatmayla geçmek istiyorum.
Tabii ki en önemlisi su kalitesi yönetmelikte tanımlanan şeylerden birisi. Denetimlerimizi biz bu yönetmelikte belirlenen sıklıklara göre yapıyoruz. Ne sıklıkla numune alıyorsunuz denirse bu günlük su tüketimini o yerleşim yerinin şebekenin ya da şebekenin hizmet verdiği nüfusa göre hesaplanıyor. Her bir yerleşim için farklı bir hesabı var. Ama en küçük şebekede bile yıllık bir denetim, iki kontrol izlemesi yapıyoruz. Eskiden yine terminoloji olarak biz mikrobiyolojik kimyasal numune derdik ama artık yeni bir terminoloji yerleşti bu yönetmelikte. Denetim ve kontrol izlemesi diyoruz. Aslında her iki izlemede hem mikrobiyolojik hem kimyasal bileşenleri içeriyor. Denetim izlememiz yaklaşık 60 tane parametreden, bu çok tartışılan arsenikler, pestisitler bunlar da dahil çok geniş bir izlemdir. Daha az sıklıkla yapılır. Bir de operasyonel durumun değerlendirmesi hem de pH, iletkenlik gibi operasyonel yine ve erken uyarı göstergelerini içeren kontrol izlememiz var. Bunu daha sık olarak şebekelerimizde tekrarlıyoruz ve numune alımları İzmir ili özelinde söylersek biz İzmir merkezinde 11 ilçemiz tek bir şebekeden oluştuğu için merkezden Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden çıkan bir ekip belediye ile birlikte alıyor. Diğer ilçelerimizde ise Toplum Sağlığı Merkezi yerel belediye ekipleriyle birlikte numune alımını devam ediyor. Yine başlı başına bir kavram olmakla birlikte de Dünya Sağlık Örgütü'nün şebekelerde su yönetim planına geçilmesi önerisini mutlaka hatırlatmak isterim. Yine çok önemsediğim konulardan birisi. Yine ayrı bir apayrı bir başlık olduğu için bu kadarını söyleyerek geçeceğim. Numune alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bakanlığın uygulamaları içerisinde en keyifle kullandığım sistemlerden bir tanesi de coğrafi bilgi sistemleri Bakanlığın bu konuda oluşturduğu. Aslında sadece içme suyu, şebeke suları için değil, yüzme, ambalajlı su ve kaplıca suları için de bu sistem çalışmakta. Çok kısa tanıtırsam bilmeyen arkadaşlarımız için. Bu sistem içerisinde tüm şebeke bileşenleri, her bir şebekenin kaynağı, deposu ve numune alma noktalarımız koordinatlarıyla tanımlanmış durumda. Aslında çok bütünlüklü bir sistem şu anlamda diyemeyeceğim. Ana aşamasında biraz eksikler var. Bunun alınmış, telleri de olan, koruması olan kuyularımız da mevcuttu. Bunları da gördük. Aslında güzel örnekleri de sahada mevcuttu. Yine örneklersek, en önemli noktalardan bir tanesi kaptajlarımızın ya da koruma alanlarımızın kilitli olması. Sağ altta görüyorsunuz tamamen kapalı, yani bir kirlilik anında kaynağı değerlendiremeyeceğiniz tamamen kilit altında kaptajlar gördüğümüz gibi onun hemen üstünde gördüğünüz taşla kapatılmış kaptajdaki gibi idareten kapatmış kaptajlarımız da vardı. Bununla ilgili üzücü bir deneyim de yaşadık İzmir'de aslında. Bir ilçemizin bir dağ köyünde, tarımla uğraşan bir dağ köyünde bir pestisit karışımı olduğunu gördük ki bunu da denetim izlememize denk gelmesi bu karışımın çok büyük bir şanstı. Farkına varabildik böylece. Çünkü çok toksik dozlarda değildi ve klor inaktive ediyordu bu pestisiti. Ama sonuçta her zaman böyle bir risk var ve riskler daha çok doğal etkenlerden çok maalesef insanların müdahalesi sonucunda ortaya çıkıyor. O hikayede upuzun bir hikaye olduğu için yine kısaca geçiyorum. Bunlar kuyuların üzerine kurulan kaptaj diyeyim yine çok uygun olmayacak ama koruma binalarının içindeki durum. Dediğim gibi insanların maalesef zararı su sistemlerine doğal durumlardan çok daha fazla. Pencere kapı güvenliği dediğimizde en önemsediğimiz şeylerden birisiydi. Çünkü çok basit yatırımlar gerekiyor. En fazla ihmal edilen durumlardan bir tanesiydi ve bu kadar basit bir önlemi almadığınızda içeride karşılaştığınız durum buydu. İşte kuşlar, semenderler ve suda çok güzel yüzüyorlar. Onları yüzerken izledim. Kurbağalar, çeşitli canlılar maalesef depolarımızın içerisindeydi. Bunlar bizim sağ çalışmalarımız sırasında çektiğimiz fotoğraflar hepsi. Halbuki tek yapılacak olan girişlerin, eşiklerin havalandırma ve basit bir tel yöntemiyle bu tesislerimizi koruma altına almaktı. Yine havalandırmada çok basittir alınacak önlemler. İşte mantar şeklinde olacak klasik bilgi, kuğu boynu olmalı ve içinde basit bir tel örgüsü olmalı haşere geçişini engellemek için. Ama bunun böyle olmadığı pek çok depoyla da karşılaştık. Bu olmadığında ne olduğunu
yine deneyimledik. Sol tarafta örneğin çok iyi seçilmiyor olabilir ama tam iki depo gözünün arasında kuş pisliklerini görüyorsunuz, dışkılarını görüyorsunuz. Bunlar tabii depo içerisine karışıyor, tam havalandırmanın altında kalan bölge. Ama yine de insan ve vandalizmi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Havalandırma bacası olmayan depolarda, borusu olmayan depolardan atılan su şişelerinde depo gözlerinde maalesef gözlemledik. Koruma alanı yine önemli, uygun bir koruma alanı, göstermelik bir koruma alanı olmaması bu resimdeki gibi. Ve burada da koruma alanı olmadığında depoların üzerinde, yanında hayvan dışkıları olduğunu kaynakların civarında gördük. Ama yine bir kez daha üzülerek vurguluyorum, insanların etkisi çok daha yüksekti. Depo üzerinde piknik yaparak şişeleri kıranlar ya da deponun içerisine girerekten dışkılama dahil pek çok faaliyette bulunan insan etkilerini üzülerek yine dile getiriyorum. Yine güzel örneklere en büyük mücadelemizden bir tanesi depo içindeki eski tıp projelerde bulunan merdivenlerin tahliye edilmesiydi, çıkartılmasıydı. Bununla ilgili çok çaba sarf ettik. Henüz ben ayrıldığım döneminde %100 bir başarı sağlamamıştık ama bununla ilgili algıyı giderek değiştirmiştik ve işlemler yapılmaya başlamıştı. Bu da güzel örneklerden bir tanesi. Sonuçta temizlik aşamasında bizim için gerekli olan merdiveni, seyyar bir merdiveni depo manevra odasında tutmak daha akıllıca bir yöntemdi. Bu değerlendirmelerimiz sırasında dezenfeksiyon tesislerini de değerlendirdik. Bunlar kah kuyu başında oluyordu ya da depolarda bizim olmasını istediğimiz. Başlangıçta ilk gezdiğimiz dönemde 2010 yıllarında çok da iç açıcı değildi yine durum. Bir kısmı cihaz vardı, çalışmıyordu ya da cihaz vardı ama altında kloru yoktu. Cihaz hiç yoktu. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir motor yağı şişesinin basınçlı sistem olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlar gerçekten olan şeylerdi. Ya da klor vardı, uygun şekilde sisteme verilmiyordu. Ağzı açık bir şekilde ve kontaminasyona ve uçuculuğa açık bir şekilde tutuluyordu. Ve klorun en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle yüksek derişimlerde, çünkü şebekelerde yüksek derişimli alıp bunu seyrateyle kullanıyordu işletmekle yükümlü olan kurumlar. Ve bunlar maalesef iyi koşullarda saklanmadığı için ve yüksek derişimli klor zaten orijinal ambalajında ve hiç açılmasa bile kendi başına yıkıma uğradığı için, klorat gibi sağlık için zararlı olabilecek maddeler ortaya çıkabildiği için bu şekilde saklanmaları hiç uygun değildi ve bir de yıllık ihaleler yapılıyordu ki aslında en yakın zamanda üretilmiş ürünleri kullanmak, çünkü kendi başına bile beklerken yıkıma uğradığı için çok önemliydi ama depo içinde bu şekilde saklanan klor bidonlarıyla da sık sık karşılaştık alan çalışmaları sırasında. Bunları tamamını gözlemleyip sistemimize, coğrafi bilgi sistemimize kaydettikten sonra numunelerimizin alımını ve takibini de bu sistemden yapmaya başladık. Bu sistem 2010'dan itibaren gündeme gelen bir sistemdi. En güzel özelliklerinden birisi ilçelere laboratuvardan numune sonuçlarının gitmesi oldukça uzun zaman alıyordu. Ama sistemden laboratuvarda sonuçlandığı anda izleyebileceğimiz bir analiz sonuç uyarı ekranı vardı. Böylece herhangi bir uygunsuz durumunda müdahale şansımız, hızlı müdahale şansımız çok yükseldi. Bu anlamda oldukça güzel bir uygulamaydı. Bunun dışında bir raporlaması var sistemin. Ama raporlaması açıkçası bence bizim ihtiyaçlarımızı çok karşılamıyor. Daha çok makro düzeyde bir bakış ve bakanlığın işine yarayacak şekilde bir bakış. Ama bizim mikro düzeyde daha fazla müdahale için daha ayrıntılı verileri ve raporlamalara ihtiyacımız var. Daha esnek olmalı raporlamaları. Nasıl raporluyor bu sistem? Tematik haritalar alabiliyorsunuz ama yüzde üzerinden sadece bir yüzde uygunsuzluk olarak bir değerlendirme yapıyor ve bunda da herhangi bir şebekenin son durumu değil, baştan itibaren alınan o yıl içindeki tüm numunelerini bir arada değerlendiriliyor. Yine kaba bir fikir veriyor ama tam doğru bir değerlendirme olmuyor. Burada halk sağlığı uzmanı olarak bizim çevre istatistikleri özellikle konusunda ve istatistik yöntemleri konusunda yetkinliğimizi biraz daha arttırmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yüzdelerin ötesine geçerek
çevre verilerinin özelliğine uygun olarak yöntemler uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin çevre verileri çoğunlukla soldan sansürlü verilerdir ve biz buradan sadece yüzde olarak değil tahmini ortalamalar çıkarmak için neler kullanmalıyız? Ya da çok yoğun noktalamalar olduğunda bir coğrafi bilgi sisteminde mekansal analiz kullanmazsak kümelenmeleri çok kolaylıkla fark edemeyebiliyoruz. Bunlarla ilgili yöntemleri öğrenmeliyiz. Ya da işte çevrecilerin daha çok çevre mühendislerinin uyguladığı Kriging gibi genelleyici modelleme yöntemlerini öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca tek başına şeyin de hani anlık değerlendirmeler tabii ki bizim alanda yapacağımız müdahale açısından önemli ama uzun vadede yapacağımız planlar açısından da verilerimizin sonuçlarımızın süreklilik açısından da değerlendirmesi gerekir ki burada da örneğin yüzdeliklerle, persentillerle değerlendirme konusunda biraz daha vizyonumuzu genişletmemiz gerektiğini yine naçizane düşünüyorum. Biz İzmir'de verilerimizi topladık. Ne yaptık diye düşünürsek bu ilk verilerimizi topladığımızda gördük ki durum çok iyi değil. Ne anlamda çok iyi değil? Şebekelerimizin çoğunda bir mikrobiyolojik kirlilik gördük. Ve bunları tabakalandırıp haritalandırınca fark ettik ki aslında o dönemde İzmir ilinde hem özel idare tarafı hem büyükşehir tarafı belediyeler, küçük belediyeler vardı. Bizim asıl problemi özel idare tarafında yaşadığımızı gördük. Bu aslında pek çok ilde deneyimlenen bir durum. Çünkü büyükşehir belediyelerinin sırf bu işe bakan bir genel müdürlükleri ve teknik yoğun teknik personeli olmasına karşın özel idarelerin böyle bir olanağı bulunmuyordu ve önceliği de bulunmuyordu yatırımlarında. Daha farklı şeylere yatırımlar ayrılan paylardan ayrılıyordu. Bu nedenle biz bu konuyu çözmenin hani bireysel yazışmalarla çözemeyeceğimizi fark ederek örneğin bir deneyim olarak gurulla bahsediyorum o zamanki şube müdürümüzün katkısıyla da valiliğe aktardık konuyu. Valiyle doğrudan görüştük sunumumuzla verilerimizle karşısına çıkarak ve ondan sonra valinin talimatıyla hem özel idare genel sekreteri hem kaymakamlıklar devreye sokarak oldukça büyük gelişmeler sağladık. Ve mikrobiyolojik kirlilik neredeyse şu anda özellikle büyük şehir, bütün şehir haline dönüştüğümüz için yok denecek seviyeye indi ve bu sonuçlar da aslında İSSU'nun yani belediyenin sayfasında da olumlu da olsa olumsuz da olsa paylaşılıyor kamuyla. Bu bir büyük bir başarıydı bizim için çünkü çok yüksek mikrobiyolojik kirlilikten çok kısa sürede yaptığımız çalışmalarla çok ideal duruma yakın hale geldik. Yine aynı şekilde dezenfeksiyonla ilgili de özel idare bölgelerinde problemlerimiz çok ağırdı. Ve bu şeyde özel idarenin çok yoğun çalışmalarıyla öncelikle dezenfeksiyon tesislerini düzelterek o dönemde bile büyük adımlar attık ve şu anda da herhangi bir problem, klorlama yapılmayan herhangi bir yerimiz kalmadığını gururla söyleyebilirim. Onun dışında geçmeden veri olarak da söylemek istediğim mutlaka verileri yorumlamayı öğrenmeliyiz. Yani bizim için uygun değil demek, belirlenen kritik değerin üstünde diye uygun değil demek yeterli bir yaklaşım değil. Çünkü bazı göstergelerimiz sadece gösterge parametre. Bunlar varsa ötesinde başka şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bazıları sadece operasyonel parametreler. Yani sağlık açısından çok doğrudan bir riski yok ama o sistemin olması gibi optimum şartlarda işletilmediğini gösteren parametrelerimiz var. Bazı parametrelerimiz arsenik gibi, nitrat gibi doğrudan kendisine sağlık etkisi olan parametreler. Demir gibi bazı parametrelerimiz de ya operasyonel ya da tüketicinin kabul edilebilirliğinde diyelim rengi etkileyerek etkisini gösteren parametreler. Sonuçta uygunsuz çıkan her bir parametreye göre bizim müdahale alanımız çok farklı olduğundan her bir parametrenin ne demek istediğini, her bir verinin ne demek istediğini de yakinen bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ve en yoğun okumaları yaptığım alanlardan bir tanesi de buydu ve yine trend izlemi de burada çok önemli diyorum, eğilim izlemi. Özellikle bazı parametreler sırf sınır diye değer diye baktığınızda bu hataya düşebiliyorsunuz. Halen normal sınırlar içerisinde kalmakla birlikte zaman içinde bir artma eğiliminde olabiliyor. Bunları da gözden kaçırmamak gerekiyor diyorum. Bu arada
biz fark ettik ki çok fazla, hani kendimiz çok fazla iş yapıyoruz ama bakanlığın diğer birimleri kadar halka dokunamadığımızı fark ettik. Bunun en büyük etkisini özellikle topluma çıktığınızda şebekeyle ilgili ön yargılardan da algılayabilirsiniz. İzmir'de gönül rahatlığıyla şebekeden içebilirsiniz diye Çağatay Hocam'ın kulaklarını çınlatarak söylüyorum. İçebilirsiniz diye herkesle paylaştığımızda İSSU'da çalışanlar, yani belediyenin kendi suyla ile uğraşan birimlerindekilerde bile bir şüphe olduğunu görüyoruz. Tabii bu şüphenin oluşumunda bir takım politik müdahalelerle yapılan söylemler, medyada yer alan söylemler de etkili oluyor. İnsanlar bir kere güvenini kaybettiler ama bizim bu konudaki duyarlılığı ve bilgi sahibi olmayı, sağlık okuryazarlığını da arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kontrolsüz kaynaklara yönelmemeleri için insanların ve en maliyet etkin yöntemle su temin edebilmeleri için. Tabii İzmir'de bir fuar oluyor biliyorsunuz her yıl. Bakan, bizim müdürlüğümüz klasik olarak bu fuarda bir stand alır ve şubeler burada etkinliklerde bulunur. Biz de dedik çevre sağlığı olarak burada etkinlikte bulunmak istiyoruz, halka dokunmak istiyoruz. O zaman fark ettik ki aslında diğer birimlerde çok çeşitli broşürlere vesaireye sahipken bizim hiçbir şeyimiz yok elimizde. Ve biz kendimiz bir takım broşürler oluşturarak çok kısa sürede bu broşürlerimizi de fuar alanında da insanlara doğru bildiğimiz, sular hakkında doğru bildiğimiz şeyleri anlatarak çalışmalarımızı sürdürdük. Burada da hazırladığımız broşürden bir örnek görüyorsunuz. Şebekeler konusunda konuşacak çok şey var ama bir diğer konumuza geçersek, tankerle içme kullanma suyu temini diye baktığımızda bu da çok az bilinen konulardan biri. Biz sağlıkçılar arasında çok az bilinen konulardan birisi. Aslında Türkiye'de arabanızın arkasına su yükleyip bunun perakende satışını yapmak yasaktır. Çok özel koşullarda su nakline, içme kullanma amacıyla su nakline izin verilir. Ve bu durumda da mutlaka bu suyu depolayacağınız yeri göstermeniz ve izin belgesi almanız gerekir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden. Bunu taşıyacak tankerin izin alması gerekir ve bu suyun da izinli bir üretim tesisinden, kaynak suyu, ambalajlı su üretim tesisinden alması gerekir. Ve tanker her suyu aldığında bu tesisten mutlaka mühürlenir. Yani başka bir yerden doldurmadığı garanti altına alınır. Yani çok özel koşullarda özel izinlere tabidir. Ama çok enteresandır ki bu şebeke hakkındaki yanlış izlenimler nedeniyle İzmir'de özellikle bazı alanlarda bu kaçak su satışı dediğimiz durum söz konusuydu. Bunlarla savaşmak gerçekten bizler için çok zor. Çünkü öncelikle halkın algısını düzeltmek lazım. İzmir için bahsedersek yılda 28 denetim izlemesi, 1640 tane kontrol izlemesi yapılıyordu merkez şebekede. Ama buna rağmen merkez ilçelerimizde kaçak su satışı vardı. Ve hiç denetlenemeyen kaçak olduğu için büyük ihtimalle doğal kaynak suyu diye satılıp birinin tarlasındaki artezyandan çıkan sulardı. İnsanlara şebeke suyuna güvenmeyip nereden geldi belli olmayan bu sulara güvenmesi trajedi tabii ki. Bununla ilgili çalışmalara ihtiyacımız maalesef var. Bir de bazen iyi niyetle yapılan düzenlemeler bizi daha zor durumda bırakabiliyor. Tabii ki böyle bir izinlendirme gerekli ama diğer amaçlı su nakillerini, örneğin tarımsal amaçlı, sulama amaçlı büyük tesisler için su nakillerini de izne bağlamazsanız sahada bu tür tankerleri yakaladığınızda ya da su satanları yakaladığınızda işlem yapabilmeniz çok zor oluyor. Ancak o satışı belgelerseniz bir işlem yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde tarımsal sulama için taşıyorum dediği anda yapabileceğiniz beyanı dışında herhangi bir şey olmuyor maalesef. O yüzden çok zorlanıyoruz. Bu diğer alanlarında mutlaka bizim etkin çalışabilmemiz için izinlendirilmesi gerekiyor. Bir diğer kontrol ettiğimiz alan ambalajlı su. Ambalajlı suda 3 çeşit suyumuz var. Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları. İçme suyu çok azımız tarafından bilinir ve çoğunlukla şebeke suyu diye düşünülür ama bir ambalajlı sudur ve her türlü dezenfeksiyon ve arıtma işleminin izinli olarak yapıldığı sulardır ve bunların etiketleri kahverengi bantlı olur. Çok rastlamıyoruz piyasada, o yüzden görmemiz zor ama yok da değildir. Vardır izinli firmalar. Burada benim özel belirtmek istediğim deneyimlerden yine bir
piyasadaki algı yönetiminden bahsetmek istiyorum ve bir tüketici kandırmacası da diyebilirim. Gerçi bu durum jeotermal kanunu ile ilgili yönetmenindeki son değişiklikle ortadan kaldırıldı ama örneğin doğal kaynak suyu görüyorsunuz, doğal mineralli su görüyorsunuz. Biz mineralli su deyince geleneksel olarak maden suları aklımıza geliyor ama arada elinize aldığınız ambalajlı sulara bakın. Bunun üzerinde de normal su, içtiğiniz normal su ama doğal mineralli su yazar. Burada tabii bu yönetmelikler AB'yle uyumlaştırılmış yönetmelikler. Yönetmeliğe baktığınızda çok düşük ve yüksek mineralli suların tanımlandı ama arada kalan bir alanın herhangi bir tanım verilmediğini görüyoruz. Burada biraz suistimal edilerek doğal kaynak suyu dediğimiz şey aslında mineral su olması da mümkün değil. Mineralli su olarak piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu bir algı yönetimidir. İnsanlarda daha sağlıklı olduğu izlenimini yaratır. Ama dediğim gibi bu algıyı birazcık son çıkan yönetmeni düzeltecek gibi. Çünkü bu şekilde artık ruhsat alamayacaklar. Ambalajlı sularda tesiste üretiminden son tüketim noktasına kadar tüm kontrol Sağlık Bakanlığı'nda ruhsatlandırılması bu tesislerin genelde müdürlükler tarafından yapılıyor ve üretim yerindeki, üretim bandındaki kontroller de İzmir elinde en azından müdürlük tarafından yürütülüyor. Firmaların da kendi öz denetimlerini yapmaları gerekiyor. Ama sonuçta çok tetikte olmak gerekiyor her zaman. Bunu bir tam olarak algılamamak lazım ama maalesef her meslek grubunda olduğu gibi burada da uygun çalışmayan, çalışma ahlakına uygun çalışmayan firmalarla da karşılaşabildik. Ve bunlarla mücadele oldukça zor oluyor ve uyanık olmak mutlaka gerekiyor. Tüm sistem bileşenlerini iyi bilmek gerekiyor. Ürünleri üretildiği aşamada kontrol ederken piyasada da mutlaka kontrolünü yapıyoruz. Aslında İzmir'de piyasadaki kontrolü su anlamında değil ama satış yeri anlamında ta 2000'lerde sağ kul kararı ile başlamıştı. Çünkü bunun bir problem olduğunun farkına varılmıştı. O anlamda da İzmir gurur verici bir tablo diye düşünüyorum. Daha sonra yönetmelik olarak bunun çıkması tabii elimizi çok güçlendiren bir şey. Artık hem ambalajlı su satış yerleri, damacanaların satış yerleri ve nakibinden nakledildiği araçların hepsi izne tabi ve hijyen koşulları Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından denetleniyor. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda da ne yapıyoruz? Tabii ki firmaya toplattırma yapılıyor, imha edilmesi isteniyor ve idari para cezası veriliyor. Ama burada tabii yine yönetmelikteki bazı maddelerin günlük hayatta uygulanması çok zor. Bunlarla ilgili hani biz denetçi olarak sorunumuz değildir diyebiliriz ama baktığımızda biz kendimiz bir deneme yaptık. Bir damacanayı boşaltmak 1,5 dakika sürüyor. Damacana da kıymetli bir şey. Hani petler gibi değil, üstünden bir tane dozer geçirip şey yapamazsınız. Bir işçinin 8 saatlik vardiyada 320 adet ancak boşaltabileceğini düşünüyoruz ve çok büyük bir firmanın imha edebilmesi çok zor diyoruz. Bunlarda yaptığımız çalışmalar firmalarla ilgili sadece ürünü değil bu teknik özelliklerini de kontrol ediyoruz. Yine kaptajını uygun hale getirdik. İşletmenin uygun olmayan koşullarını düzeltmelerini sağladık. Ve işletme içindeki üretim bandında var uygunsuzlukların da giderilmesini katkıda bulunmaya çalıştık. Yine fuar çalışmalarımızda ambalajlı sularla ilgili broşürlerimizde halka doğruları aktarmaya çalıştık. Yüzme sularımız var. Önemli alanlarımızdan bir tanesi. Yine uyumlaştırılmış Avrupa Birliği'nden uyumlaştırılmış bir mevzuatla bu çalışmaları yürütüyoruz. Ama lardan bahsedeyim. Yeni yüzme alanlarının eklenmesi konusunda çok ciddi bir şezlonglar ya da güneşlikler konarak yüzme alanı haline getirilebiliyor ama bunlar bizim kontrolümüz altında olmayan yerler oluyor. Mevzuatta aslında bir komisyondan bahsediliyor. Bu komisyonun mutlaka ve mutlaka illerde aktive edilmesi ve bir ekip olarak bu alanlara karar verilmesi gerektiğini bir teklif üzerine vurgulamak istiyorum. Bunu harekete geçirmek için çok yoğun çaba sarf ediyorduk biz. Ve tabii ki yönetmelikte bazı şeylerin ölçümüyle ilgili örneğin vurgulamak istedim. Çok mümkün olmayan durumlar da vardı. Sonuçta bizim arkadaşlarımız genelde kıyıdan numune alıyorlardı. Ama örneğin yönetmelikte bir seki diski ölçümü bulanıklığın
kişisel değerlendirmesi için 8 diski ölçümü vardı ki bunu yapabilmek için sandalla çıkmanız lazım denize. Bu da tabii ki sadece görsel bir değerlendirme olarak bizim verilerimiz arasında yerini aldı. Ve İzmir'in de söylemek isterim ki yüzme alanı olarak belirlenmiş tüm alanlarımızda sularımız A kalite, İzmir'i bekleriz. Yine veriler en güzel yapılan paylaşımlardan bir tanesidir. Yüzmesağlık.gov.tr isimli web sayfasında bakanlığa ait tüm plajlara ve yüzme alanlarına ait veriler, eski veriler de dahil olmak üzere burada paylaşılıyor. Tatile giderken kullanmanızı öneririm. Hem plaj hakkında bilgiler var hem de eski verilerine de bu güzel siteden ulaşılabiliyor. Halka da açık. Burada da bizim kıyıdan numune alırken sorunlarımızı çözmek için geliştirdiğimiz bir sistemi görüyorsunuz. Bunu yaptığımız dönemde piyasada böyle bir aleti bulamıyorduk. Şimdi biraz daha bulunabilir durumda belki farklı modellerle ama biz webde gördüğümüz bir şeyden bir model çizerek bu dönemde şube müdürü olan arkadaşımız sanayide bayağı bir zaman geçirdi bunları yaptırtmak için ama daha sonra çok işimize yaradı. Hem deniz suyu numunesi alımında hem havuz suyu numunesi alımında teleskopiktir sapı uzar hem de depolardan numune almamız gerektiğinde çok çok işimize yaradı. Kendi geliştirdiğimiz çözümlerden bir tanesiydi. Yüzme suyunda tabii ki Avrupa Birliği yeni bir yönetmeliğe gitti efendim hocam. Duyamadım hocam. Yani süreyi biraz daha dikkatli kullanalım ve bir 3-5 dakika içerisinde bitirirsek sorulara da zamanımız kalsın. Tamam. Yüzme suyunda Avrupa Birliği'nde yeni bir direktife geçirdi. Bizde bu ilgili çalışmalar devam ediyor ama şu anda taslağı çevre yönetimi genel müdürlüğünce görüşe açılmış durumda. Henüz geçemedik ve eski kriterlerle biz devam ediyoruz. Bir eko etiketimiz var. Mavi bayrak çalışmalarını sürdürüyoruz. İzmir bu konuda en fazla mavi bayraklı 3. il Türkiye'de. Ve bu kapsamda da bu biraz daha deniz sularında farklı bir yaklaşım tabii ki. Sadece mikrobiyolojik niteliği değil, hizmet veren alanın niteliğini de kapsayan çok daha geniş ve güzel bir değerlendirme. Aslında tüm plajlarımızda olması gereken bir durum diye belirtmek istiyorum. Yüzme havuzlarımız var. Özellikle turistik ilçelerimizde içimizde yaradır demek istiyorum. Çünkü aylık numune alımı ve denetimleri, tesisat denetimi vardır ki bunların yapılabilmesi için örneğin İzmir'de şu anda yaklaşık 4 tane havuz varsa ticari havuz bunların yaklaşık yarısı Çeşme'dedir ve orada tek bir çevre sağlığı teknisyenimiz vardır. Aylık bir denetime yetişebilmesi fiilen mümkün değildir. Burada özellikle belirtmek istediğim arkadaşların dikkat etmesi gereken sahadaki yetki almış özel laboratuvarlar da vardır ama bizim kendi laboratuvarımızda sonuçları karşılaştırdığımızda önce tek başımıza hizmet verirkenki olanlara göre uygunsuzluk anlamında iki kurumun arasında çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bunun tartışmaları apayrı yapabileceğimiz apayrı tartışmaları var kullanılan standartlardan alınan numune alım zamanına göre ama bu konuda da yine biraz algılarımızın açık olması gerekiyor. Lejyoner hastalığı kontrol programı bulaşıcı hastalıklarla birlikte yürüttüğümüz bir şey. Yönetmelikle yürütüyorduk. Genelgeyle yürütüyorduk. Yönetmelik çıkması elimize yine çok güçlendirdi ve çok önemli değişiklikler oldu. Sadece seyahatle ilişkiliyken şu an hastanelerden rutin su numune alımlarına da başladık. Ve bir su yönetim planı uygulaması istendi ki bu da çok güzel bir uygulama ve bu konuda da Avrupa Birliği'nin seyahatle ilişkili lejyoner hastalığı ağına da Türkiye olarak üyeyiz. Bu ağ şu anlamda önemli. Bir kara listeleri var ve gereken tedbirleri zamanında uygun şekilde almazsanız özellikle oteller için önemli. Kara listede yer alabiliyorsunuz ve ajanslar size, ajantalar turist getirmeyebiliyorlar. Lejyonella da söylemek istediğim çok ciddi bir tesisat bilgisine ihtiyaç var. Risk noktalarını değerlendirebilmesi için çünkü hiç tesis bir diğeriyle aynı değil. Her bir tesisin öncesinde tek tek değerlendirilmesi ve numune noktalarının ve sayısının tespit edilmesi gerekiyor. Ve şunu da üzülerek söylemek istiyorum ki maalesef hani kendi aramızda da arkadaşlar da TSM'lerde konuşuyoruz. Oteller uygunsuzluk gideriminde şu ana kadar gösterdikleri performansta hastaneleri katlıyorlar. Çok daha başarılılar. Burada tabii ki ticari kaygılar olabilir. Hastaneler çok daha hantal ve yavaş kalıyor bu işlemlerde.
Kaplıcaların denetimi bizde, kaplıca havuzlarımızın. Burada özellikle söylemek istediğim, normal havuzlara göre çok daha yoğun kirliliğe maruz kalan havuzlar olmasına karşın burada bir operatör bulunma zorunluluğu yok. Bence bu anlamda da bir takım değerlendirmelere ve mevzuat eklemelerine ihtiyacı olan bir süreç. İzmir'de de yine çeşitli kaplıca tesisi ve parasoterapi tesislerinin denetimleri bizler tarafından yapılıyor. Devasa bir başlığımız biyosidal ürünler ve en az bilinen konulardan bir tanesi canlı kontrolünde kullanılan her tür ürün diyeyim. Yine Avrupa Birliği'nden uygunlaştırılan bir mevzuatı var. 23 tane ürün tipi var. Bunları tek tek okumayacağım ama alanın genişliğini görmeniz açısından bunları koyuyorum. Dezenfektanlardan, içme suyu dezenfektanından, el dezenfektanlarına kadar, çeşitli koruyuculara kadar, haşere kırıcılara ve tahnit yaptığımız sıvılara kadar pek çok ürün grubu var. Bu kadar yoğun bir ürün grubunu tanımak oldukça zor ama benim bu noktada vurgulamak istediğim biz alandaki arkadaşlar için bizim artık klorlama yapın söyleminden bir adım öteye geçmemiz gerekiyor. Bizim söylemlerimizde doğru yönlendirme yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve ürün tipi şunun da İşte 3'le, 5'le, 4'le uygulama yapmanız gerekiyor diye bilgilendirmemiz gerekiyor. Özellikle rejyonella deneyimlerimde bunun hiç bilinmediğini de kurumlar tarafından ve uygulayıcılar tarafından fark etmiş durumdayım. Bu ürünlerin piyasada denetimini yapıyoruz. Bizler tarafından ürünler denetleniyor ve bir de uygulayıcılarını da denetliyoruz. Ama bu daha çok haşere kırıcılar grubunda oluyor. Bunların da toplumda en az bilinen şey ve bizler arasında yine bunların da izne tabi olduğu merdiven altı çalışanlar, kaçak çalışan çok fazla mutlaka izin belgesinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özel eğitimler verilerek çalışmalarına izin veriliyor bu kişilerin ve 3 ayda bir denetimleri yapılıyor. Bunu da biz halka iletebilmek için yine bir broşür hazırlayarak fuarda izinli firmalardan hizmet program. Gerçi çok kolay olmuyor ama şu an sadece durum saptama aşamasında. Sonuçları da henüz bizlere ulaşmadı il düzeyinde. Bir kısmı devam da ediyor çalışmaları. Karbon monoksit şu anda gündeme geliyor. Giderek eylem planı kapsamında yeni uygulamaları bu sene içinde 2018'de muhtemelen başlayacak çeşitli aşamalarında. İklim değişikliği konusunda sadece bir stratejik plan, ulusal program eylem planı hazırlandı ama bize yansıyan, alana yansıyan ayakları henüz uygulamada değil. Elektromanyetik alanlarda da henüz bir eylem planı da bulunmuyor bakanlık düzeyinde ama bir değerlendirme kurulu oluşturulmuş durumda. Bulaşıcı hastalıklarla çok dirsek temasında çalıştık bu şeyde. Çok güzel deneyimlerdi. Ama ben her bir salgını, her bir gıda zehirlenmesini bir şu anlamda kullanmak gerekiyor. Örneğin bir tularemesinde biz bunun sudan olmadığını kanıtlayarak aslında çok büyük bir katkı sağladık. Gıda zehirlenmeleri de genellikle işletmelerde olduğu için ve bizim işletmelerde içinde bir denetim yetkimiz olmadığı için ben bunları oradaki suların düzeltilmesi için bir fırsatçı yaklaşım olarak kullanıyordum ve girdiğimde de mutlaka düzelttirmeye çalışıyordum. Tabii çevre sağlığı çalışanları bir ofis çalışanı değil, çok fazla riskleri var. Bu yine bizim arkadaşlarımızın karşılaştığı sevimli yaratıklardan bir tanesi çalışmalar sırasında. Çok fazla sağlık riskimiz var. Bu nedenle de çalışan sağlığı ve güvenliği şubemizde çok dirsek temasındaydık. Çalışmalarımıza devam ediyordu ama çevre sağlığında çalışan bir arkadaş bu konularda da kendini bağlamda direkt uygulamayla da geliştirme fırsatı bulacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum. Sağlık Bakanlığı bağlamında yapacağı işler çok. Keşke zaman kalsaydı radonu falan sormak isterdim. İzmir'le ilgili konuları sormak isterdim ama ben soru hakkımı katılımcılara veriyorum. Sorularınızı bekliyorum. Şimdi
Taceddin Hocam'dan yazılı bir soru geldi. Yararlı oldu. Çok teşekkür ediyorum diyor. Klor cihazlarının zaman ayarlı mı, debi ayarlı mı? Onu bir alabilir miyiz? Hocam genellikle bizimkiler yarı otomatik oluyor. Yani ikisinden birisi oluyor. Böyle tam otomatik her iki kontrolü birlikte olan cihazlarımızın sayısı çok çok az. Bu ikisinden genelde birisi oluyor ama çoğunlukla da benim alanda çalıştığım sırada gördüğüm zaman ayarlı olmaları, debiden çok zaman ayarlı olan klor cihazlarıydı ki aslında hiç yoktan derken ben yarı otomatiklerine olmasını büyük bir şans olarak görüyordum. Tüm sorunlarımızın dermanı oldu. Teşekkür ediyoruz. Yazılı başka bir sorumuz var mı? Teşekkürler geliyor. Radon gazı çalışmaları hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Bu arada ben sormuş olayım. Hocam radon gazı ile ilgili bakanlık 2014'ten beri çalışmaya başladı. Aslında evet. Bir radon haritasını çıkartmayı planlıyor Türkiye'nin ve her yıl belli illerde evlere dedektör yerleştirerek bunu İstanbul'daki Çinayemsi gibi merkezlere gönderiyoruz ve bunların analizleri yapılıyor. Benim olduğum çalıştığım dönemdeydi. 2015'te biz bunu çalışmayı yaptık. Yaklaşık 3000'e yakın eve yerleştirdik dedektörlerimiz. Bunlarla ilgili bir geri dönüş çok merak ediyorum. Çünkü hala bazı illerde 2016-2017 döneminde de bu çalışma devam ediyor. Çünkü sınırlı sayıda malzeme olduğu için bunlar parti uygulamada yapıldı. Ben de merakla bekliyorum ama önemli konulardan birisi olduğunu da düşünüyorum. Taceddin Hocam'dan bir soru daha geldi. Su analiz sonuçlarını halk görebiliyor mu? Herhangi bir şekilde halk açık mı? Sayın Hocam, Taceddin Hocam, bu konuda aslında bakanlığın genelgesi var. Açık olmak zorunda su analiz sonuçları, şebeke anlamında söylüyorum. Ama bunu çok az il uyguluyor. Biz önce kendi sayfamızda da kısmen yayınlıyorduk İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ama daha sonra İSU kendi sayfasında, İSU derken Büyükşehir Belediyesi'nin Su Yönetim Genel Müdürlüğü kendi sayfasında yayınlamaya başladığı için biz bunu yayınlamamaya başladık ama tüketiciler buradan rahatlıkla ulaşabilirler. Hem biz laboratuvarımızdan hem kendi laboratuvarında yaptıkları ve olumlu olumsuz tüm sonuçlara ulaşabiliyorlar. Teşekkürler. Hemen zaman kaybetmeden sorulara devam edelim. Nurettin'den bir soru. Asbestle ilgili yıkım, kentsel dönüşüm İzmir'de büyük bir hızla devam ediyor bildiğim kadarıyla diyor. İzmir'de bu konuda bir çalışma, bir önlem var mı? Şimdi bu konuda çok yorum yapamayacağım çünkü hani bu bir program düzeyinde ve biz bunun bir risk olduğunu biliyoruz ama bakanlıktan bu yönde bir uygulama talimatı gelmediği için ve daha çok çevre şehirciliğin alanında kalan bir durum olacak. Gerçi bakanlığın belki bu program sonucunda sonuçlarından çıkabilecek bir sonuç olarak bize de uygulamalar yansıyabilir ama şu anda Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Diğer bakanlıklar adına da çok yetkin değil. Onda açıkçası bir şeyim yok, bilgim yok. Teşekkürler. Tayyar Hoca, su ve diğer çevresel tehlikeleri bölgenizde sürekli izleyebilmek için bir altyapı, bir sistem oluşturdunuz mu? Var mı diyor. Var mıdır öyle bir sistem? Havzalarla ilgili tabii ki hani asıl sorumlu biz değiliz. Havza çalışması anlamında dediğinizde belediye ve ilgili DSİ'nin yerel yapılanması çok yakından çalışmalarını sürdürüyordu. Bu toplantılara biz katılımcı olarak yaptık. Ama bizim coğrafi bilgi sistemimizden söylediğim gibi yakın olarak izlemeye ve raporlaması uygun olmasa da bu sistemden çıkan verilerle değerlendirerek biz bir takım risk değerlendirmeleri yapmaya çalışıyorduk. Ama bence raporlama anlamında bu altyapının çok ciddi geliştirmeye ihtiyacı var. Hemen Legionella'da sistem değişti diye konuşmada geçti. Peki bu yeni yapılanma nedeniyle süreçte sistem işlemlerde bir değişiklik var mı? Bunu yanıtlarken okul çevre sağlığını da göz önüne alarak yanıtlarsan Canan.
Şu anda dediğim gibi çok sıcak bir gelişme ve uygulamada nasıl olacağını açıkçası bizler de bilmiyoruz. Ama ben şu anda akut dönemde çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hani üst düzeyde bir birleşme var ama alt düzeyde işi yapan bizler olarak konumumuz çok değişmeyecek ve var olan kadrolar da şu an için korunacağı için bir olumsuzluk getireceğini kısa vadede düşünmüyorum. Ama uzun vadede ilk slaytımda gösterdiğim gibi bir yapılanmaya gidilecekse de yeterli olacağını zannetmiyorum. Ancak hani belki çevre sağlığı ile ilgili bazı şeyler de bakanlıklara devredilirse diye düşünüyorum. Sorunun devamı olarak hocam FM Çukuru ile ilgili görüşünü de sormuş. Onu bilmiyorum ben. FM Çukuru ile ilgili çok ilginç bir deneyimimiz oldu aslında. Biz o FM Çukuru köyünden bir dönem örnekle yanıt vereyim. Demir düzeylerinin şebeke suyunda çok yükseldiğini gördük. Çevredeki diğer kuyulardan aldık ama bu sürekli bir yükseklik değildi. Dalgalanmalar gösteren bir yükseklikti. Tabii iş suyu devreye soktuk. Devlet su işlerini devreye soktuk burada ve bir rapor hazırlamalarını istedik. Çünkü biz hidrojeolojidir, yeraltı akımlarıdır vesaire bilme şansımız yok. O teknik donanım ve bilgiye sahip değiliz ve en çok bilmeyi istediğim alanlardan birisi açıkçası. Yönlendirme yapabilmek adına hani ilginç bir şey gelmişti, rapor gelmişti önümüze. Hani çok farklı bir algıydı. Bunu diğer atıkları gibi düşünerek hani bu madenden kaynaklı değildir denmişti. Maden faaliyetleri sonucunda doğal olarak jeolojik değişimden kaynaklı olarak çıkabilir deniyordu. Yani hani başka ne olması gerekiyor diyeceğim ben. Hani bunun madendendir denebilmesi için ama sonuçta bu konuda yetkili kurum dedim ya, yetkimizi aşamıyoruz. Yetkili kurum böyle söyledikten sonra bizim hani izlemlerimizi devam ettirmek dışında yapabileceğimiz çok bir şey olmuyor. Tabii bu demir dışında başka bir parametre olsaydı elimiz daha kuvvetli olabilirdi bu konuda adım atmak için. Şu anlamda diyorum, demir bizim için bir sağlık parametresi değildir aslında. O nedenle çok sağlam bir şekilde, yani bu bir arsenik olsaydı çok daha farklı bir sonuç çıkabilirdi diye düşünüyorum ama izlemler devam ediyor. Efendim Çukur'unda komisyon oluşturarak devam ediyor. Ama ben bir açıkçası hani bu deneyimden bir etkilenme olabileceğini düşünüyorum. Gerçi konuyu tam ayrıntılarıyla bilmiyorum ama Efendim Çukur'uyla ilgili olarak Mersin, İzmir'deki sivil toplum örgütleri, işte Tayyip Odası başta olmak üzere diğer örgütler belki bir araştırma yapabilir, daha tarafsız bir rapor çıkabilir. Nurettin sormuş, okul içme suyu depolarıyla ilgili deneyimleriniz var mı, yok mu, sonuç nedir? Okulun içme suyu depoları ayrı bir yaramız tabii ki. Ben bu yeni okulda sağlığın geliştirilmesi programına o yüzden çok bel bağlamış durumdayım. Çünkü daha önce hani genelgelerle depoları kontrol edeyim gibi bir yaklaşım vardı ama hani bu okul çevre sağlığı hizmetleri bir süre önceliğini kaybetmişti diğer görevler arasında. Bununla tekrar gündeme gelmesi beni çok sevindiriyor. Ama bizim hani önceki deneyimlerden edindiğimiz okullarda depo bulunduğu dahi bilmiyor. Yani bu ya en üst katıda oluyor ya bodrumda bir yerde oluyor. Müdürler de çok sık değişiyor. Hani onların da yapılanması, kamu yapılanması biraz farklı. Çok sık değiştiği için müdürün haberi olmuyor. Ya da bu depolar olsa bile yangın deposu ve su deposu olarak kullanılıyor ama sabit depo olarak, yani içinde su bekliyor kesinti olursa, hani böyle olmaması gerekiyor. Köy depolarınız gibi girdi çıktı olmaz, yanlış bağlantısı olan depolar. Şimdi biz bu program kapsamında depolarımızın da değerlendirmesini yapabileceğimiz için çok mutluyum açıkçası. Bu yıl sonunda ilk olarak durumumuzu en azından Balçova ilçesi bağlamında görebileceğiz. Ne güzel. Son soruyla bitirelim. Trihalometanlar gibi dezenfeksiyon yan ürünleriyle ilgili görüşünüz sorulmuş. Buyurun. Trihalometanlar sadece denetim izlemesi aşamasında bakılıyor ve hani benim bu 6 yıllık süreçte çevre sağlığında bulunduğum İzmir genelinde konuşabileceğim 6 yıllık süreçte çok büyük bir probleme rastlamadık. Hani kendi laboratuvarlarımızda yapıldığı için de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani bu belediye analizler değildi, denetçi olarak bizim aldığımız sonuçlardı.
Ama risk yok mudur? Vardır. Çünkü köylerimizde biliyorsunuz doğrudan sisteme veriliyor sular. Bir arıtması yok. Ya da bazen atıyorum demiri manganı yüksek. Jenik olarak bir takım kirlilik kaynakları var İzmir'de. Bunlar klorla çok bağlanarak, okside ederek klor düşürüyor. Bu sefer kloru arttırıyor arkadaşlar. Ama klor yüksek olduğu için bu sefer trihalometan riskine karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu riskler her zaman olmasına karşın sonuç üzerinden giderek bir yorum yapmam gerekirse bir problemle karşılaşmadık bugüne kadar. Teşekkür ediyorum. Tacettin Hocam sözde soru talebinde bulundu. Buyurun hocam, zamanımızı açtık ama çok güzel gidiyor konuşma. Evet, ben teşekkür ederim. Keyifle izlediğim bir sunum oldu. İlgiyle dinledim. Teşekkür ederim. Açıkçası şöyle başlangıcında konuşmanın başında Canan dedi ki işte Sağlık Bakanlığı'ndan biraz bakanlıklara gitti. Bazıları Tarım Bakanlığı'na, bazıları Çevre Bakanlığı'na. Çevreyle ilgili şeylerin, sorumlulukların bir kısmı. Doğrusu şöyle bir, hani benim bir yorumum var. Katkı sunacağım da düşüneceğim Canan'ın. Hani bir konu, örneğin hava, gıda, su ya da başka şey söz konusu olduğunda bir ilgi duymak konusu var. İlgilenmek konuyla. Sonra bilgi sahibi olmak var. İzlemek konusu, izlemek, analiz etmek, değerlendirmek, denet var, bir başka işler, liderlik etmek, öncülük etmek, savunuculuk yapmak, destek vermek, işbirliği yapmak gibi kavramlar söz konusu. Yani bir çevre sorununu, herhangi bir çevre sorununu ele aldığımızda konusunu, bu kavramların hemen hepsini oraya koyabiliriz. Yani değişen daha çok mesela havayı ele aldığımız örneğin hava kalitesini çevre şehirciliğe verilmiş gözüküyor. Ama burada çevre ve şehir arasında ölçüm ve denetleme yetkisi ya da ceza kesme yetkisi bir anlamda. Ama burada bu bir iş bitmiyor. Yani bizim hiçbir sorumluluğumuz, ilgilenmememiz gerekmiyor. Bizim sorumluluğumuz ilgi duymak sağlığı perspektifinden baktığımızda Sağlık Bakanlığı da bu işin şeyi ise bir kere ilgi duyacak. Bilgi sahibi olacak, izleyecek. Halkın sağlığını tehdit eden her türlü risk konusunda ilgilenecek, bilgi duyacak ve hani analiz yapıp tehlike var mı yok mu, varsa bu sorunu çözüm için işbirliği yapacak, bazen savunuculuk, liderlik, öncülük yapacak gibi diye düşünüyorum. Ama bazı işlevler kurumlarda bazılarına verilebilir. Gıda da böyle, su da böyle, diğerler de böyle diye bakıyorum ben. Denetim yetkisinin bizde olması çok önemli mi? Ceza kesme denetimi çok şart mı? Bana kalsa değil. Ama biz şöyle bir şey var. Bu işbirliği ve birlikte çalışma konusunda biraz zayıflığımız var gibi kurumlar arasında. Yani bu Çevre Bakanlığı'nın bizim işimiz değil gibi bir anlayış seziyorum ben. Halk Sağlığı Müdürlüklerinde bunu görüyorum. Yani siz nasıl gördünüz? Yani bunu bu değerlendirmen konusunda hani yorum, İzmir'de nasıl durum? Ben burada böyle bir şey hissettim hani. Kesinlikle böyle bir refleks var hocam. Yani dediğim gibi ben de başta aslında onu söylemeye çalıştım. Bir yanda hani halk sağlığı bakış açınız var. Bir yandan da bu kurumsal sınırlarınız var. Ama biz karşılaştığımız her sorunda müdahil olmaya çalışıyorduk. Ama nasıl müdahil oluyorduk? Yani bunda bir yetkimiz olmayabilir. Örneğin İzmir'deki bir basmane çukurunda ya da işte atılan mezbaha, kaçak atılan mezbaha atıklarında bize ulaşan her şikayette bu bizi ilgilendirmez deyip kestirip hiçbir zaman atmadık. Mutlaka gidip bir ekiple değerlendirme yapıyorduk ve bu değerlendirme sonucunda ilgili kişilere, kurumlara bir tespitle önüne gittiğimizde, veriyle gittiğimizde daha etkili olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu hazırladığımız raporlarla harekete geçirecek şekilde davranıyorduk. Ama tabii rutin işlemlerimiz arasında diğer konulara çok el atabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu anlamda da teknik kapasitemiz de artık giderek yetersiz hale geldi. Bu hani bir hava kirliliği konusunda belki hani kendi uzmanlık alanım olarak bir şeyler bilebilirim ama bu işi hizmeti sunacak arkadaşlarım ekibim adına mesela çok fazla artık donanımlı değildik. Yani bu anlamda belki çok sağlam bir değerlendirme yapamıyorduk ama bir problem varsa mutlaka bir raporla ilgili kurumları harekete geçirecek şekilde.
mutlaka müdahil olmaya çalışıyorduk. Ama dediğiniz haklısınız. Yani denetim yetkisi olmaması en azından halk sağlığı bakış açısıyla bizim ilgilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ki bizim aslında hıfzıssıhha kanunundan gelen çok geniş bir yetkimiz var. Çok teşekkürler. Sesler gitti galiba Taceddin Hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben kapattım. Heh, tamam. Ben de artık oturumu Canan öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben şunu biliyorum ve düşünüyorum. Halk sağlığının birçok alt branşı var ve birçoğu için de işte politik, siyasal duruş gerekir denir. Bence politik anlamda en siyasi gösterilmesi gereken alan çevre sağlığı. Ciddi bir cesaret ve bilgi gerektiriyor. Bu anlamda önemli çalışmalara imza atmışsın. Devamını, artarak devamını diliyorum. Hakikaten sunumun da çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Katılımcılara ve yönetmenlere.